yere doğru yürüyorum. Yunus'un feyiz aldığı yere doğru yürüyorum. İsmim Yavuz Kocacık, 1975 doğumluyum. İki dönemdir muhtarım. Köyde doğdum. Şu arkamızda gözüken siyah olan bölgedeydi. Oradan taşıdı, devletimiz bize buraya yer gösterdi. Bu barajın olduğu üst kısma. Biz de gösterilen yere, parsellere evimizi yaptık. Özen köyünün olduğu yerde olduğu için su sayacının, Özen Pusat Barajı olarak geçti. Yani normalde bizim arazilerimiz suyun altında kaldı ama tabii ki sayaç orada olduğu için Özen Pusat Barajı olarak geçti. Köyümüzün konumu şu anda bulunduğu bölgeden Hafiye 20 kilometre, Zara'ya 30 kilometre, Doğanşar'a 30 kilometre, Sivas'a 60 kilometre. Eski köyde 35 hane falan civarındaydı maden köyü olarak. Yani aşağı köyde 35'ti. Oradakilerin evleri, tabii ki hepimizin evi maden köyünde suyun altında kaldığı için biz buraya taşındığımız yere, devletin gösterdiği yere 35 hane ev yaptık şu anda. Köy camimiz var maden köyünde. Bir tane eski var köy konağımız. Hem imam evimiz orada. Bir tane de bu bulunduğumuz bölgede var köy konağımız. Yani toplam iki tane imam evi var. Cami var. Eğitim, yani öğrenci olursa devletimizin verdiği taşımalı sistemle, yani maden köyünden öğrenciler şehire gidiyor, akşam geri dönüyorlar. Sağlık imkanı da Hafik'deki sağlık ocağına zaten 20 kilometre. Yani buradan gidiyoruz veyahut da oradaki doktorlar buraya geliyorlar. Haftada bir sefer. Hasta olanlar varsa onları kontrol ediyorlar. Market işlerini de, yani araçları olanlar hafta sonları, pazar günleri, pazartesi günleri aşağıya inip alışverişini yapıyorlar ve artı oradaki marketlerden buraya araçlar gelip bakkal gibi satış yapıyorlar burada. Seyyar olarak. Vallahi buradaki insanların %99'u emekli. Yani bir emekli de ben olsam %100 olacak. Ama ben bir tek burada hayvancılık yapan benim. Yani büyükbaş hayvan, o da bu sene başladım. Yeni başladım yani hayvancılığa da. Yani tabii ki burada insanlar hep emekli. Ben de dedim ki hayvancılık yapayım. En azından bir meşgale olsun. En azından bir geçim kaynağım olsun. Bunlarla uğraşayım diye başladım. Vallahi İstanbul'daki gurbetçilerimize ben istiyorum ki köyümüz daha kalabalıklaşsın. Hepsi buraya gelsinler, ev yapsınlar. Daha kalabalık olalım istiyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ta buraya kadar sizin gibi değerli insan buraya kadar gönderdiği için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kendisine selam söylüyorum. Sıra doğru yürüyorum. Sıra doğru yürüyorum. Adım İsa Kocacık. Sivas Hafik Maden Köylüyüm. 1987. İstanbul doğumluyum. Aslen kendi işimle meşgulüm. Tekstil işiyle uğraşıyorum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Maden Köyü'nün dernek başkanıyım. 350'nin üzerinde mevcut sayımız. Tabii köyümüz çok göç verdiğinden dolayı büyüklerimiz genelde İstanbul'da mevcut işlere dahil oldular. Tabii bunlar tekstil, şoförlük, ayrıyeten sanayicilik tarzı işlerle meşguller. Bizler de tabii köyümüze sıla-i rahim olarak her bayram geliyoruz. Her bayram köyümüz kalabalık oluyor ve kışa doğru genelde sayımız azalıyor. Tabii köyümüz yeni yerleşim alanı olduğu için mevcut yerimiz bize biraz az geliyor. İnşallah zamanla, nasipse ilerleyen zamanlarda İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz köyümüzün güzelliğini görüp mevcut baraj manzaralı ve kalkınması güzel belediyecilerimiz sağ olsun
hizmetlerini sunuyorlar. Ya tabii gurbette çalıştıkları için babadan, dededen sıla-i rahim yapan sayımız biraz az oluyor ama genelde bayramları köyümüz kalabalıklaşıyor. Mevcut zenginliği gösteriyorlar. Yani köyün kalabalıklaşması köyümüzün çok memnun ediyor. Yaşlılarımızı da sevindiriyor. Yani bilhassa biz tabii gençlerimizin köyümüze gelmesini çok istiyoruz. Çünkü yerleşim alanlarımız buna müsait. Yani zamanla yani torunumuza, nesillerimize daha güzel yerler bırakabilmek açısından, topraklarına sahip çıkabilme açısından buraları ziyaret etmeleri, buralara yer yapmaları, burayı yerleşim alanına getirmelerini tabii de isteriz yani inşallah. Tabii isteriz muhakkak. Yani köyümüze gelmelerini, yani ailece gelmelerini, torunlarını buralara getirmelerini. Çünkü burası bizim baba yurdumuz, ana yurdumuz. Yani buraları her zaman gelmemiz lazım. Yani buraları terk edersek buralar bildiğin yani tamamen boş olur. Yani biz daha fazlasını istiyoruz. Yani burayı yeşertmeyi, hayvancılık yapılmasını, yani daha da güzel olmasını temenni ediyoruz inşallah. Tevfik Göksu başkanımız, tabii bir derneğimiz de Esenler'de olduğu için Allah razı olsun bizlere desteklerini sağladı. Ve tabii bize desteklerini her daim gösterdiği için devamında dileriz. Allah nasip ederse inşallah. Buradan da sevgiler, saygılar başkanımıza ve tüm belediye çalışanlarına saygılarımı sunarım inşallah. Ömür kısa, hayat gerçek. Kula şefaat edecek, sıra doğru yürüyorum. Kula şefaat edecek, yere doğru yürüyorum. Sivas Hafik Maden Köyü, Mehmet Ali Kocacık. 1966 doğumluyum. 20 yaşıma kadar köyde yaşadım. Reşberlikle uğraştım. 20 yaşımdan sonra da İstanbul'a gittim. İstanbul'da yaşadım. 30 senedir İstanbul'dayım. Tekrar köyüme geri döndüm. Eski köyü orada bıraktık. Yeni köye çıktık. 12-13 senedir de buradayız. Benim çocukluk anılarım da orada kaldı. Özlüyoruz. Ama yapacak da bir şey yok. Devletimiz bizi buraya gösterdi. Buraya çıktık. Burada bazı sıkıntılarımız var. İşte Tapu'da, Kadastro'da köyümüze gelmek isteyen gençlerimiz, emekli olanlar tekrar köyümüze dönmek istiyor. Köyümüzde yer sıkıntımız biraz var. Tabii ki köy adamız vardı. Biz yüzük oynardık. Sıralı odalarda türkü söylerdik. Yani bizim eğlencelerimiz, düğünlerimiz 3 gün, bazen 4 gün sürerdi. Köy düğünü, damat, gelin çıkması. Yani böyle biz eğlenirdik yani eskiden. Köyümüzde yapı sorunu olmamış olsa köylerimiz köye gelecek. Emekli olanlarımız da gelecek. Yazın tatile gitmek isteyen, Antalya'ya işte başka yere gitmek isteyenler de buraya gelecekler, yerleşecekler. Geliyor 15 gün, 20 gün kalıyor. İcabında bizim ilimize de bir faydası dokunuyor. Harcamalar icabında burada Sivas'a, Hafi'ye faydası dokunuyor. Ama yapılaşmada biraz zorluk çekiyoruz. İşte biraz da tapu sıkıntımız, kadastro sıkıntımız olduğu için bundan dolayı biraz serin bakıyor köyün halkı. Son olarak şöyle söyleyeyim. 10 sene dernek başkanlığı yaptım. Köyüme de teşekkür ediyorum. Çünkü o görevi bana layık gördüler. Ben de şerefle, gururla yaptım. Şu anda da hala köyüme hizmet ediyorum. Köye de geldim. Köyümün gençlerini de özellikle köyümüze davet ediyorum. Hatta çevre gençlerimizden de gelen olur, tanıyan olur bizleri buralarda. Gelip görsünler. Mehmet Göksu Bey'e teşekkür ediyorum bu imkanları bize sağladığı için. Kendisini de köyümüze davet ediyorum. Sivas Hafik Maden Köyü. Telefon numaramızı da isterse veririz. Köyümüzün gençlerine de, gençleriyle beraber daha gelirse daha iyi olur. Memnun oluruz. Size de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Buraya gelip bizlere ilgilendiğiniz için hepinizden Allah razı olsun diyorum.
adım Mehmet Kocacık. Maden köyü, eski köyde doğdum. Çok küçük yaşta İstanbul'a okumak için gittim. 23 yaşımda askerliği bitirdikten sonra İngiltere'ye gittim. Uzun zaman orada aşçı başı olarak çalıştım, dükkan açtım. Ve 1998'de geri döndüm. Sonra beni içimde ukde kalan bir şey vardı. Kendi köyüm, doğduğum köy. Maden köyü. Maden köyüne döndüm. Kendime bir ev yaptım. Son 8 senedir ki burada yaşıyorum. 8. Hatta 10 seneye yaklaştı. Yazın burada Kasım ayının sonuna kadar kalıyoruz. Eşimle beraber. Sonra Gebze'ye, Tavşanlı Köy diye bir yer var. Orada, oraya ikametimiz var. Oraya gidiyoruz. Sivaslı olarak, bir hafikli, maden köylü olarak çok seviyor ve burada yaşamayı tercih ediyoruz. Tabii yaşlandığımız için. Bizim kışın buradaki soğuğa karşı direnişimiz biraz zorlaşıyor. Şimdi çok küçük yaştan ayrıldığım için ama tabii dedem, babam, babaannem, arkadaşlarım, ırmakta oynamalarımız, bunları unutamıyorum tabii. Benim şey olarak, özlem olarak çektiğim şeyler bunlar. Ondan sonra tabii bunların hepsini, yaşlılarımızın hepsini rahmeti Rahman'a gönderdik. Onlar şu anda gerçek dünyada, biz buradayız. Biz ne zaman geri döneceğiz onu da bilmiyoruz tabii o tarafa. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Şimdi ben her zaman için nasihat ediyorum. Bir maden köylü olarak köyünü sevmesi, köyünü devamlı ziyarette bulunması ve köyüne adapte olması gerekiyor. Toprağını hiçbir zaman için terk etmeyeceksin. Ben dünyanın, milletin şeyine göre en medeni ülkesinden geri döndüm geldim. Bende 3 tane çocuk var, bir oğlan, 2 kız. Her biri, birisi Oxford Üniversitesi mezunu, İngiltere'de yaşıyor oğlum. Biri kızım, Yeditepe mezunu, İngiliz Dil Edebiyatı öğretmeni. Küçük kızım da Sabancı Üniversitesi doktorasını bitirdi bu sene. Allah onlardan razı olsun. Yani ben çocuklarımın bilhassa onların burayı seviyor ve benim buraya geliyorlar, ziyaret ediyorlar, seviyorlar. Tabii herkesin yaşam tarzları, yerleştiği, ekmek kazandığı yerler İstanbul olduğu için oraya dönüyorlar. Ben bütün gençlere, bütün köyümüzün çocuklarına tavsiyede bulunuyorum. Nerede olursanız olun, köyünüzü asla ve asla unutmayın. Şehrinizi, vilayetinizi asla ve asla unutmayın. Ben 70 küsur yaşındayım. Hiçbir zaman için Sivas'ı aklımdan çıkarmadım. Çıkarmam da ölene kadar. Çünkü ben Sivaslıyım, Sivas'ta doğdum. Buralıyım. Şimdi böyle kardeşim işte. Hepimiz geldik gidiyoruz. Nerede yaşarsan yaşa. Kendi memleketin gibi hiçbir şey yok. Bu bir gerçek. Nereye gittim? Ben dünyayı gezdim ama kendi şu gördüğüm, kimsenin beğenmediği taşlar, topraklar benim için çok kıymetli. İnsanlar yanlış düşüncede. Yani ben İngiltere'de de bir köyde yaşıyordum. Köydü, kasabaydı daha doğrusu. Kalabalıkları sevmeyen bir şeyim ben. Yani şuradaki her türlü yaşam güzel. Tefekkür edebilen bir kişi olduktan sonra, Allah'ın rızasına uygun yaşadıktan sonra bu köyden daha güzel bir yer bulamazsınız. Ben size teşekkür ediyorum. Köyümüze gelip bu kadar güzellikler verdiğiniz için çok sağ olun. İnşallah bunlar tesir eder.
köyümüzün halkına, köyümüzün insanına ve bütün insanlara, bizi seyredecek bütün kardeşlerimize tesir eder de bir nebze olsun kendiler de oturup düşünürler. Köylerine yardımcı olmaya çalışsınlar. Başka da bir şey ancak bunu düşünebiliyorum.